Evet, kaybettiğimiz bir maç var. Üzüldük mü? Tabii ki çok üzüldük. Kendi adıma da üzüldüm, ekibim adına da üzüldüm. Oyun içerisinde varını yoğunu koymaya çalışan oyuncu grubu adına üzüldüm. Çok şanssız zamanlar geçiriyoruz. Oynaması gereken 5 tane oyuncumuzun kadro dolmayışı, arkasından bir oyuncumuzun sakatlığı, 10 kişi kalmamız, 2-1'i yakalamamıza rağmen gördüğümüz kırmızı kart sonrasında tekrardan mağlup, yani 3. gol yememiz. Ardından oyuna istediğimiz gibi başlamayıp üst üste yediğimiz gollerle net bir skora yakaladılar. Tabii ki vazgeçmemek gerekiyor. Ben hayatımda hiçbir zaman hiçbir noktada vazgeçmedim. Buraya gelirken de her zaman oyuncu grubuma bunu söyledim. Siz vazgeçseniz de ben vazgeçmeyeceğim. Son ana kadar Denizlispor forması yerlerde sürünmeyecek diye. Ama eğer ki bizim düşüncelerimize dahil olmayacak insanlar varsa ya bizle beraber olmayacak ya da bizim burada durmamızın bir anlamı yok. Çünkü her şeyi kabul edebilirsiniz, küme düşmeyi de kabul edebilirsiniz. Ama bazı yerlerde o agresifliği ve cesareti göstermeniz gerekiyor. Çok detaya da girmeye gerek yok. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Herkese merhaba öncelikle. Tabii 28 puanlı Denizli Spor, 35 puanlı Kayseri Spor. Bu matematiksel anlamda rakibin umudu var. Biz ev sahibiyiz. Uzun zamandır iç sahada kazanamadığımızdan dolayı mutlak kazanmamız gereken bir maç. Ligin boyu kısaldıkça da baskı, stres ve oyuncular üzerinde ve ben henüz Kayseri'ye geleli 48 saat oldu. Benim açımdan da ve her antrenörün açısından da böyle zor bir zamanda vakit olmayan hazırlık anlamında zorlukları vardı. Antrenman çok prova yapamıyoruz. 3 günde bir maç olduğundan dolayı. İşin teorik tarafından çok gittik. Oyuncularıma oyuna sadakatlerinden dolayı teşekkür ederim. Tabii oyunu geliştirmemiz gereken çok yer var. Bu bir 20 günlük yolculuk. Yolculuğun ilk başlangıç noktası burasıydı. Yolculuk önemli ama varış daha önemli. Ligde kazanmamız gerekiyor. Çok kredi tükettik sezon başından bu yana. Çok kredi tüketmişiz. O yüzden bundan sonra Malatya, Gazişehir, Başakşehir ve sonra da Fenerbahçe, Kayserispor'un ligde kalması adına ben ve oyuncularım tüm gücümüzle çalışıp elimizden ne geliyorsa yapacağız. Kimsenin bunda şüphesi olmasın. Hepsine sizin aracınızla tekrar teşekkür ederim. Soru var mı? Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi akşamlar.